Anlatılır, denetimin prosedürleri anlatılır. Akabinde sahaya çıkılır ve sahada da yanımızda bir kılavuz olmasına rağmen merhaba biliyorsunuz bir denetim için burada bulunuyoruz diye gittiğimiz alanlardaki kişilere profesyonelce bir yaklaşımda bulunur. Biz kulüp olarak inandığımız bazı değerler var. Bunlar nedir mesela? Artık üniversitelerden mezun olan arkadaşlarımız aldığı diplomalar sadece bir araç niteliği taşıyor. Hani bir iş başvurusuna gittiğimiz zaman sadece o belgeler o iş başvurusunu yapabilmemiz için gerekli. Ondan sonra işe alım sürecini ve o işte başarılı olmamızı sağlayan sebepler sadece kariyerimizi geliştirmemize bağlı. Burada asıl amacımız açıkçası tüm öğrenci, bazı öğrencilerimizin bazı konularda bilgiye sahip olması değil de tüm konularda bilgiye sahip olmasını istiyoruz biz. ISO dediğimiz zaman çoğu kişi bilmiyor. ISO Uluslararası Standartlar Organizasyonu. Her mühendislik bölümünde okuyan arkadaşımızın olsun işletme, iktisat gibi her bölümde okuyan arkadaşımıza hitap eden bir program. O yüzden biz de böyle bir program yapma gereği duyduk. Eğitimimiz kalite yönetim sistemleriyle ilgili olduğundan dolayı hani bir eğitim veriyoruz. Mutlaka eğitimin sonunda başarı sertifikası vermemiz gerekiyor. Bu başarı sertifikasını da verebilmemiz için bir sınav gerçekleştirmemiz lazım ve ufak bir sınavımız olacak. O yüzden bu da eğitimin kalitesini gösteriyor zaten. Sınav sonunda vereceğimiz başarı sertifikaları tüm mezunlarımızın veya çalışan, okuyan, okurken çalışan arkadaşlarımızın oldukça işine yarayacak belgeler. Ne gibi işine yarayabilir? Örneğin yakında kanunlaşacak olan bazı konular var. İş sağlığı ve iş güvenliği konuları falan olsun. Bu belgelere sahip olan arkadaşlarımız, bu başarı belgelerini almış olan arkadaşlarımız direkt firmalarda görev alma gibi ayrıcalıklar yakalayacak.